Başlamadık. Ha, peki İldeniz Hanım. İldeniz lütfen herkes tam sesimiz anlaşılsın duyalım. Sizin göz çalışmanız kaç dakika geçti göz çalışmanız üzerinden? 5-6 dakika geçti. 5-6 dakika geçti. Nereyle kıyaslayacaksınız? Ben şuradaki ağacı baz almıştım. Oradaki yaprakları tek tek göremiyordum biraz önce. Gözümde lens de var ama benim. Yani ona rağmen göremiyordum. Şu anda tek tek o yaprakları gayet iyi görüyorum. Daha önemlisi görüntü kalitesinde sanki 3D gibi böyle bir çözünürlük artmış gibi bir fark var. Ki yani çözünürlük artmış gibi nasıl ifade edilir bu bilmiyorum. Bir süpermetrondan farklı bir şey bu yani. Peki siz uzmanlığınız neydi? Pratisyen hekim. Tamam. Gözlerinize yüzde kaç iyileşme geldi diyebiliriz? Herhalde gözlük numarasıyla 0.50 civarında daha iyi şu anda. Gözlük numarasıyla ölçülmeye kalksa 0.50 falan daha iyi. Sizin gözünüz kaç numara? Numaralı mıydı? Bunda 1.75 var ama lens var şu anda. Bunda 0.50 civarında bir şey var ama hiçbir şey kullanmıyorum normalde. Tamam. 0.50'lik bir gözlük iyileşmesi diyebilir miyiz? Böyle tahmin ediyorum. Yani hani ölçmedik ama ölçüsü öyle çıkar gibi geldi bana. Peki. Daha önemli bir şey var ama. Numaradan çok daha önemli bir şey var burada. Burada görüntü çözünürlüğü arttı. Evet. Bu nasıl bir şey bilmiyorum ben. Ama çözünürlük arttı yani. Tamam. Bir doktor olarak siz ne değerlendirmede bulunuyorsunuz? Bunların tıbben açıklaması yok yani. Bir de burada yanımızda ayrıca nükleer tıp uzmanı Azem Çobaner abi de var. Siz nasıl bir değerlendirme içinde dersiniz? Bu çözünürlük her zaman oluyor. Bende de oldu. Yani çok böyle hafif loş ışıklarda okuyamadığım yazıları bu tedavilerden sonra daha rahat okumaya başladım. Yani gerçekten çözünürlük, o görüntü kalitesi artıyor. Uzak yakının ötesinde böyle bir ciddi. Evet, yani hipermetroptan başka bir şey bu söylediğiniz. Tıp dünyasına, zaten bu bilim de tıp dünyasına nasıl, hangi cümlelerle ifade edelim? Ya da onları nasıl dersek, es geçerler, nasıl bir ifade kullanırsak? Ha. Algı değişiyor galiba. Algı şöyle değişti yani. Bir cümle kurabiliriz. Hastalıklar kaynaklandığı yerde tedavi edilir. Ne demek? Yani hastalıkların kaynaklandığı yer bilinçaltı. Yine oradan kalıcı olarak tedavi edebiliriz. Ve şu hani göz çalışması yaptığımızda katarakt, sarı nokta, gece körlüğü, hipermetrop, miyop, astigmat, bunları söylemeye hiç gerek yok. Benim bilmeme de gerek yok çünkü doktor değilim. Sadece şu gözleri iyileşsin. Hepsi bu kadar. Ben yakın gözlüğü kullanıyorum. 1.75. Yani ben gözlüksüz kesinlikle hiçbir yazıyı okuyamam. Şimdi bakın. Şu an gayet yani ışıl ışıl parlıyor. Ve arkadaşımın dediği gibi yani uzakta da şey var yani bir canlılık var, bir çözünürlük var dediği gibi daha net, daha canlı, daha parlak. Ha doğayı yeniden keşfetmiş gibiyim şu anda. Ben bir türlü anlayamadım. Siz Manisa'dan mı geldiniz, Denizli'den mi geldiniz? Denizli'den geldim. Ailem burada. Peki. Ailesi Manisa'da. Heh, tamam. Annemler, kardeşlerim hepsi burada. Tamam. Peki sizin gözünüzde durum ne Fatih Bey? Yakını ben şimdi dinledim ve cep telefonunda ayetler var. Ben onu Gülsüm Hanım şunu bir dinleyelim lütfen Fatih Bey'in söylediğini. Cep telefonunda ayetler var. Onları okuyordu. Daha önce biraz daha uzaktan okuyordum. Hı. Telefonu bayağı aşağı okurken. Şimdi bunu biraz daha yakınlaştırabildim yani. Peki. Kaç gözünüz? Bir de iki mesela aslında. Bir de iki ama okuyorum. Bir saniye. Hemen size geleceğim. Doktor Hanım ne dediniz? Lens? Lens fazla geliyor. Bulanıklaştı. Lensi çıkar o zaman. Hemen size geleceğiz olur mu? Lensi çıkardık. Lens
kimseye ihtiyaç varmış da numarası ağırmış herhalde. Numara ağır. Daha küçük bir numarayla. Daha küçük bir numarayla daha rahat olacak. Tamam. Mucize ötemiz. Sonsuz. Sonsuz. Ve gelelim şimdi. Ben uzaktaki Hamide yazıları Hanım. Okuyamıyordum. Hamide Hanım ne diyor? Ben uzaktaki yazıları okuyamıyordum. Hamide burada Hanım bir şey diyor. Için. Gülsüm Hanım ve Hatice Hanım. Hamide Hanım'ın sözlerini tekrarlayalım. Ben uzaktaki yazıları okuyamıyordum. Burada yazı olmadığı için şuradaki yeşil demirlere odaklandım. Buraları rahat görüyorum. Aynı zamanda karşıdaki dal ve onun arkasında da aynı yeşil koruma demirlerinden var. Onların yatay çizgilerini görüyordum ama dikeyleri göremiyordum. Yani uzağa zorladım kendimi. Öncesinde, göz çalışmasının öncesinde göremiyordum. Şu anda dikeyleri de ince ince bir çizgi şeklinde görebiliyorum. Ben de ancak görebiliyorum. Size bravo. Hatice Hanım siz bir şey diyecek misiniz? Evet ben yakın için hep gördüm. Hatice Hanım bir şey diyor. Evet. Hatice Hanım söyledikleri... Yakın gözlüğü kullanıyorum. Çantamda şu anda. Ama telefonda idare ediyorum. Ama bu çalışmaları yaptıkça yani şu anda %60-70 oranında iyileşme var yakında. 2,5'tu yakın çünkü. Bravo. Ve biz hiç dokunmuyoruz. Dokunmadık. Siz ne demiştiniz Gülsüm Hanım gözünüzle alakalı? Benimkinde %50 düzelme var. Önceden yaptığımız o yeşil ışıkla bu kadar net olmadı. Şimdiki yaptığımız buğday ve işte Ra'nın, Zeus'un, Hızır'ın çalışmalarından sonra %50 ve doktor arkadaşımızın da söylediği gibi çözünürlük inanılmaz boyutta. Peki yaklaşık olarak 3 ay önce bizim eğitimlerimize katıldınız. Evet. O 3 ay öncesinden itibaren mi %50 yoksa başka bir şey mi? Şu anda %50. Çünkü o zaman ben net alamamıştım. O zamandan şu ana kadar yüzde kaç toplamda? 80'e benim çıktı yani. O zaman mucize ötemiz sonsuz olsun. İbrahim abi sizin gözleriniz nasıl? Bayağı net görmeye başladım çünkü. İbrahim abi dinleyelim mi? Benim yüksek tabii. Mesela çam ağacına bakmıştım. Çam ağacına daha önce yani bakmıştı abi. Üzerindeki kozalaklarda biraz zorlanıyordum. Şimdi gayet net. Ve renk tonları belirginleşti. Canlı, daha canlı. Ve hadi şuna biz göz çalışmasına 6 veya 7 dakika ayırmıştık. Gelin. Hocam biz dalda Ankara'yı. Ve şimdi bir şey daha yapacağız. Bir 6 dakika daha gözlerinizi şimdiki kadar daha açalım. Şu an açılan kadar. Ayşen Hanım siz diş hekimisiniz lütfen. Gözünüzle evet. ilgili ne olduğunu söylemek ister misiniz? Şöyle oldu. Bir ay önce Ankara eğitiminde göz çalışması yapmıştık. Ben telefonumda zor okuduğum yazıları rahat okumaya başladım. Gözlüksüz artık elimde telefonum. Böyleydi. Şimdi arkadaşlarım bahsettiği gibi renkler canlandı. Tam algılayamadım. Fakat bir şey değişmiş olmalı. Geçen sefer de öyle olmuştu. Çalışmadan birkaç dakika sonra anlamıştım. Eminim yine düzeldi. Çalışmadan sonra algılamıştınız. Nasıl? Çalışmadan sonra evet, anlamıştınız. Algılamıştınız. Şöyle yeni düzeldiğini sanıyorum. Çünkü yine böyle 3D şeydi. Bu kadar canlıydı daha doğrusu. Renkler. Bir bakalım şimdiki çalışmadan sonra da çok daha net cevap evet. vereceğim ben size. Şimdi hemen onu deneyelim.